Dediğim gibi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Burada 200 hayvan üzerinden seçtiğimiz inekleri şu anda puanlamayla gerçekleştiriyoruz. Ön meme bağlantısının durumuna bakalım, nasıl bağlandığına. Süt aynasına bakalım. Süt aynasını bir görelim. Merkezi meme bağına baktık aynı zamanda. Meme kriterlerindeyiz şu anda. Değerli hocam, ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yaptık ilk defa. Nasıl? Yani tabii ilginç bir deneyim de oldu. Evet. Hem ekip için, bizler için. Şimdi Allah nazardan saklasın. Buradaki ineklerin hepsi sizin dediğiniz gibi 60 ile 90 litre arasında süt veren inekler alacaktı. Ama buradaki amacımız hem bir etkinlik olsun, bizim için keyifli bir iş olsun. Hem de izleyicilerimiz de bir ineğin nelerine bakılması gerektiğini, sütlü ineklerden nelerine bakmamız gerektiğini de görmüş oldu. Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Fuarları adı altında fuarlar yapıyoruz. Maalesef hayvan koymuyoruz. Neymiş? Hayvan kokarmış, şuymuş buymuş. Ya adı üstünde Tarım ve Hayvancılık Fuarı diyorsun hocam. Dostlar, herkese selam. Evet, yepyeni bir programla beraberiz. Ve bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Bu ilk, bu gördüğünüz Aytaş çiftliğindeki kendi içinden seçtiğimiz hayvanlar için de güzellik yarışması yapıyoruz. Güzellik yarışmasında burada hakem heyetimiz var. Ben teker teker hakem heyetini tanıtacağım. Ama tanıtmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Size aynı zamanda bir ineğin nasıl güzellik yarışmasında seçildiğini anlatmaya çalışacağız. Hocalarım var burada. Hakem heyeti başkanımız var. Önce hakem heyeti başkanımızdan başlıyorum. Kendisini tanıtsın. Merhabalar Osman Bey, hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Mehmet Cengiz. Ratio Life Akademi'nin bilimsel danışmanıyım. Bugün de bu güzellik yarışmasına katılmaktan mutlu oldum. Hakem heyeti başkanı olarak da gelen puanları usulüne göre değerlendirmeye çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Çok teşekkür ederim hocam. Varlığınız yeter. Evet, Talat Aydın, veteriner hekim. Lütfen kendinizi tekrar tanıtın. Merhabalar Osman Bey. Bu organizasyon için size çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Böyle bir şey düşündünüz. Bizim için de çok farklı bir deneyim olacak bu. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Çünkü kendi en güzel ineklerimizin içinden nasıl, kendi ineklerimizin en güzel nasıl seçeceğiz? Açıkçası ben sonucu çok merak ediyorum. Ben veteriner hekim Talat Aydın, işletmenin sahibiyim. Burası Aytaş Arge çiftliği. Biz burada hocamla beraber, Arge ekibimizle ve hocamla beraber Arge çalışmaları da yapıyoruz. Hem genetik çalışmalar, hem besleme çalışmaları, hem de konfor üzerine. İşte buradaki yaptığımız çalışmaların meyvelerini de şimdi inekleri hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, burada bir veteriner hekim, genç bir veteriner hekim arkadaşımız var. Seni tanıyalım. Osman Bey, hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Uğur Arslankaya, Ratio Life Teknik Müdürü ve çiftlik danışmanıyım. Şimdi bakalım, ben de çok merak ediyorum artık, yani bizim kızların içinden hangisi en güzel, hangisini en güzel seçeceğiz. Ben de heyecanla bekliyorum yarışmayı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, şimdi işletmenin müdürüyle tanışalım. Sizi tanıyalım. Merhaba Osman Bey, hoş geldiniz. Ben Durmuş Kayabaşı, veteriner teknikeriyim. Aytaş Ratio Life çiftlik işletmesi müdürüyüm. Burada 2 yıldan beri görev yapmaktayım. Bu yarışma için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu kızlar, ben her gün temas ediyorum, her gün görüyorum. Hepsini her gün tanıyorsun. Tanıyorum. Onları çok seviyoruz. Hani onlar bizim artık evladımız gibi. Hani onu sahiplenmiş durumdayız. Ama sen de hayatında ilk defa böyle bir yarışmaya katılıyorsun, değil mi? İşte onun heyecanı var biraz üzerinde. Ne güzel. Evet. Heyecan varsa her şey vardır dostlar. Burada heyecan var. Hepimizde heyecan var. Çünkü Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Şimdi ben hakem heyeti başkanımızla hakem heyeti başkan yardımcısını Talat Bey'i ve hocamı alıyorum. Şimdi nasıl seçtiğimizi konuşacağız. Önce yazılardan, kağıtlardan bir tanesini alalım. Bu kağıtları teker hepsini alayım ben. Olur. Hepsini alayım. Teşekkür ediyorum. Burada değerli dostlar, bakın, vücut yüksekliği,
vücut derinliği, sağrı eğimi, sağrı genişliği, arka ayak açısı, tırnak, ön meme bağlantısı, süt aynası, arka meme yüksekliği, merkezi meme bağı, meme derinliği, meme başları yerleşimi, meme başı uzunluğu. Şimdi bunlara nasıl bakacağımızı hocalarımız aktaracak bize. Hep beraber şimdi bunları birazdan elimize alacağız. Ben tekrar arkadaşımıza veriyorum. Bir tanesini alın siz. Bir tanesi hocam siz alın. Çünkü siz anlatacaksınız. Diğerleri arkadaşımız da dursun. Şimdi biz içeri giriyoruz. Bir şekilde hocalarım anlatacak. Hocam size takayım bunu çünkü sizler anlatacaksınız. Nasıl seçim yaptığımızı. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben Amerika'da hakem eğitimliği aldım ve hakemlik Amerika'da yapmıştım. Ama uzun yıllar oldu. Şimdi hocalarımdan yeniden öğreneceğim. Yeniden bilgi alacağım. Ve ben de çok heyecanlıyım. Çünkü Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hadi girelim içeri. Nasıl seçim yapacağımıza bakacağız. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum değerli dostlar. Bu gördüğünüz içerideki ineklerin süt verimleri günlük 60 litre ile 90 litre arası. Laktasyon bazında da çok ciddi verime sahipler. Ama biz burada güzellik yarışması yaptığımız için biz aynı zamanda oradaki, sizde durabilir, aynı zamanda oradaki hayvanların süt verimini söylemeyeceğiz. Ancak seçimler bittikten sonra genel anlamda söyleyebiliriz. Ama burada inanın bana 90 litre süt veren inek var. İspat etmesi de kolay. Şimdi içeri giriyoruz ve nasıl seçim yapacağımızı anlatacağız. Çünkü hakem heyetindeki diğer arkadaşlarımız da anlaması, bizim de yeniden hepimiz ortak açıdan bakabilmemiz açısından şimdi bunu anlatacağız. Kısaca anlatacağız, ondan sonra hemen yarışmaya geçeceğiz. Buyurun hocam. Şöyle kapatalım. Hocam şöyle yapalım. Önce bir inekte nelere baktığımızı hocamla beraber değerlendirelim. Şu inek üzerinden. Bir sağrı yüksekliğine bakıyoruz. Yerden. Yerden sağrının şu kuyruğa kadar yükseklik. Ve kuyruktaki o sağrı dediğimizin önemi arkaya mı ve düz mü olduğuna bakıyoruz. Evet. Yani şu sağrının geri doğru, öne doğru ve düz olmasını değerlendiriyoruz. Evet. Ondan sonra meme yapısına bakıyoruz. Memenin meme aynası dediğimiz şu yapıya bakıyoruz. Nereden başlıyor? Ve meme bağlarına bakıyoruz. Nasıl bağlandığını. Meme ile ilgili de dört memenin birbirine ne kadar eşit olduğuna bakıyoruz. Ve uzunluğuna bakıyoruz. Ve memenin uzun sağım kolaylığı. Sağım kolaylığı memenin uzun. Makineye rahat girmesi uzun, ve dört memenin aynı şekilde böyle bu şekilde olmasına uzunluğuna bakıyoruz. Aynı zamanda arka ayak açısına bakıyoruz. Evet. Bu açının ne çok eğik ne çok dik değil orta seviye olmasına bakıyoruz. Ondan sonra basışına bakıyoruz. Basışında ne dik ne çok yatık değil orta seviyede olması en düzgün. Bir de arkadan bir hayvana bakalım şuradan. Arka bacak görünüşünün de böyle çarpık X çarpıklıklar olur, şeyler olur. Böyle yukarıdan aşağı doğru dümdüz geliyor mu ona bakıyoruz. Onun dışında vücut derinliği dediğimiz şu en üst seviyeden şu göğsüne kadar ki genişliğe bakıyoruz ve çapraz şekilde göğsünün ne kadar geniş olduğuna bakıyoruz. Hayvanın kafası ile ilgili ve vücudu ile ilgili sütçü karaktere uyup uyumadığına bakıyoruz. Yani böyle üçgen şekilde durması onun ne kadar sütçü karakter olduğunu gösteriyor. Genel olarak hocam benim söyleyeceklerim bunlar. Boynuz var mı? Eklemek istediğiniz bir şey. Şimdi tabii boynuz puan kaybı. Yine bunları yaparken, bu kriterleri koyarken önemli olan şey, mesela sağrıdaki önemli olan şey, doğum sonrasında tekrar hızlı gebe kalma özelliğiyle alakalandırılmış bu. Çünkü rahim içi enfeksiyonlarla alakalı. Yine meme başlarının uzunluğu sağım kolaylığıyla ilgili ve meme hastalıklarına karşı duyarlılıkla ilgili. Göğüs derinliği de rumen genişliğiyle, rumen kapasitesi ve kuru madde tüketimiyle alakalı. Aslında baktığımız şeyler genel anlamda bu özelliklere vurgu yapan görünüş özellikleri oluyor. Evet, çok güzel. Aşağı yukarı çıktı ortaya. Elimizde kağıtlarımız var. İsterseniz geçelim içeri. Arkadaşlarımız teker teker bize hayvanları soksunlar ve o gördüğümüz hayvanları puanlayıp diğer bölümü alacağız. Dolayısıyla teker teker puanlama imkanını bulacağız. Şimdi şimdi puanlamalara geçiyoruz. Şimdi ben alayım hocam bir şeyi, mikrofonu zaman zaman.
Şimdi arkadaşlar kağıtlarımız hazır. Ben de alayım kağıdımı. Arkadaşlar başlıyoruz bismillahla. Şimdi hayvanı alacağız. Hayvanla ilgili ben çok fazla yorum yapmayacağım. Çünkü niye? Hakemlerin etkilenmesini istemiyorum. Evet. İlk hayvanımızı aldık. Arkadaşlar herkes vücut yüksekliğine puan versin. Ve aynı zamanda vücut yüksekliği... Vücut derinliğine puan vereceğiz şimdi. Ondan sonra vücut derinliğine puan verelim. Sağrı eğilimi, eğimi. Sağrı eğimi. Sağrı eğiminin ne aşağı doğru ne içe doğru değil, düz olması istenilen bir özellik. Aynı zamanda sağrı genişliği. Sağrı genişliği evet. De doğum kolaylığını sağlayan bir şey. Sağrı genişliği de şu kalça arkadan baktığımızda kalçanın genişliğini gösteriyor. Arka ayak açısına bakacağız. Evet, arka ayak açısına bakıyoruz. Ve basışına bakıyoruz. Aynı zamanda arkadan da açının düzgün olup olmadığına bakıyoruz. Ne kadar düz inerse ayaklar o kadar başarılı demek. Memeye baktığımız yerde meme aynası dediğimiz şu meme aynasının büyüklüğüne bakıyoruz. Ve oradaki çizginin nereden başladığına bakıyoruz. Meme bağları da şu bağların, şuradaki bağların nasıl bağlandığına bakıyoruz. Ondan sonra dört memenin de birbirine ne kadar eş olarak dağıldığına bakıyoruz. Ayrıca memenin de büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, eğer bittiyse bu hayvanı alalım. Şöyle ben yavaş yavaş göndereyim. Bitti mi herkesin bitti. Puanlaması? Tamam. Alalım çünkü daha yaklaşık seçtiğimiz 11 hayvan var. 11 hayvan üzerinde bunu yapacağız. Sevgili dostlar, evet hakem heyetimiz, 5 hakem heyetimiz var. Ben de hakemlerden biriyim. Şimdi hayvanımızı aldık. 33 numarayı yapıyoruz. Şimdi yine sütçü bir inekle karşılaştık. Burada evet. Yine ilk kriterimiz vücut yüksekliği. Yerden olan yüksekliğine bakıyoruz. Vücut derinliğine bakıyoruz. Yine rumen kapasitesini gösteren vücut derinliğine bakıyoruz. Sağrı eğimine bakıyoruz. Üst kısımdaki sağrı eğimine bakacağız. Sağrı genişliğine bakıyoruz. Arkadan baktığımızda sağrı genişliğini puanlıyoruz. Evet. Ayak açısına bakıyoruz. Arka ayaklardaki eklem kısmındaki açılanmaya bakıyoruz. Tırnağa bakıyoruz. Tırnağın yapısına bakıyoruz. Tırnağın duruşuna bakıyoruz. Tırnak evet. Eğimine bakıyoruz. Ön meme bağlantısına bakıyoruz. Ön meme bağlantısını puanlayacağız şu anda. Süt aynasına bakıyoruz. Arkadan süt aynasına aynasını görmemiz gerekiyor. Süt aynasına bakacağız. Merkezi meme bağ bağlantısına bakmamız gerekiyor. Merkezi meme bağlantısı. Meme derinliği. Meme derinliğine bakıyoruz. Meme başlarının yerleşimine bakıyoruz. Meme evet. Başlarının yerleşimine baktık. Birbirine paralel duruyor mu durmuyor mu? Meme başı uzunluğuna bakıyoruz. Şu anda onu puanladık en son. Evet. Evet. Böylelikle tamamladık. Tamamladık. Şöyle gönderelim bu ineğimizle. 33 numaralı ineğimizi gönderiyoruz şimdi. Sevgili dostlar. Evet. Dediğim gibi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Burada 200 hayvan üzerinden seçtiğimiz inekleri şu anda puanlamayla gerçekleştiriyoruz. Şimdi tekrar vücut yüksekliğine evet. Bakalım. Evet. Vücut yüksekliğine bakıyoruz. Vücut derinliğine bakıyoruz. Sağrı eğimine bakıyoruz. Üst kısımdaki sağrı eğimine bakıyoruz. Sağrı genişliğine bakıyoruz. Arkadan daha net bir şekilde görülebilir. Ayak açısına bakıyoruz. Ayağın yine yerleşiminde eklem kısmındaki açılanmaya bakıyoruz. Şöyle bir yürütelim. Şöyle her taraftan bakma evet, imkanı bulalım. Bakalım. Hakemler aynı zamanda dolaşabilirler etrafında hayvanların. Rahatsız arka ayak açısına fazla. Baktık. Tırnak yapısına bakıyoruz. Tırnak yapısına adımlamayla beraber bakabiliriz. Şöyle birazcık. Ön meme bağlantısına bakalım. Ön meme bağlantısını puanlayalım. Süt aynasını puanlayalım. Süt aynasını arka kısımdan net olarak görebiliriz. Süt aynasını puanlayalım.
Merkezi meme bağına bakacağız. Merkezi meme bağı bağlantısına bakacağız arkadan. Meme derinliğine bakalım. Tekrar bir arka tarafa doğru çevirelim. Meme başlarının yerleşimine bakalım. Evet. Ve meme başı uzunluğuna bakalım. Bunu da puanlayalım. Evet. 130 numarayı da alıyoruz. Evet, 85 numara. Vücut yüksekliğine bakalım önce. İlk kriterimiz, evet. Yandan vücut yüksekliğini görebiliriz. Şöyle gelin. Şimdi dostlar, bu arada bilgi vereyim. Genelde bu tip seçimlerde hayvanlarımızın önceden eğitilmiş olup yularıyla beraber dolaştırılması lazım. Ancak biz ilk defa böyle bir şey yaptığımız için ve alanımız olduğu için, bu alanda baktığımız için tutmadan yapmamız da geçerli olacaktır. Vücut derinliğine bakıyoruz. İkinci kriterimiz. Sağır eğimine bakıyoruz. Sağırının yerleşimine bakıyoruz. Onu puanlayalım. Sağır genişliğine bakalım arkadan. Yine doğum kolaylığıyla ilişkilendirdiğimiz bir parametre. Arka ayak açısına bakalım. Duruşuna. Onu puanlayalım. Tırnak yapısına bakalım. Tırnak yapısına baktık. Ön meme bağlantısına bakalım. Ön meme bağlantısı. Süt aynasına bakacağız. Şöyle bir arkasından alalım. Tekrar bir süt aynasına baktık. Meme yüksekliği. Evet. Onu puanlıyoruz. Merkezi meme bağına bakacağız. Yine arka kısımdan görebileceğiniz merkezi meme bağına. Meme derinliği. Meme başlarının yerleşimi. Bunu da puanladık. Ve meme başı uzunluğuna baktık. Hayvanımızı gönderdik. Şimdi kaç numara geliyor? Şu anda 226 var. 226 numara geldi. Yine vücut yüksekliğine bakalım. Yerden yüksekliğine. Vücut derinliğini puanlayalım. Sağır eğimini puanlayalım. Sağır genişliğini puanlayalım. Cumali şöyle bir rotasyon yaptır, bir döndür hafiften. Ben yapıyorum, tamam. Oh, düşüyorduk, tamam. Şöyle arka ayak açısına bakıyoruz. Şu anda arka ayak açısını görelim. Döndürelim şöyle. Hadi kızım. Tırnağa hadi baktık. Hadi tırnağa kızım, bakalım, tırnak yapısına. Dön bir. Ön meme bağlantısına bakalım. Ön meme bağlantısının durumuna bakalım. Nasıl bağlandığına. Süt aynasına bakalım. Süt aynasını bir görelim. Merkezi meme bağına baktık aynı zamanda. Meme kriterlerindeyiz şu anda. Meme derinliğine bakalım. Memenin nasıl bağlandığına. Meme başları yerleşimine baktık. Ve son olarak da meme başı uzunluğuna baktık. Bu da sağım kolaylığı ile ilişkili. Evet. 226'yı herkes puanladıysa gönderebiliriz. 183'ü puanlıyoruz. Tamam. Vücut yüksekliğine bakıyoruz. Vücut yüksekliği. Vücut derinliğine bir puan verelim. Sağır eğimine baktık. Sağır eğimine puanlıyoruz. Sağır genişliğine bakalım. Sağır genişliğini. Şöyle bir dakika. Sağır genişliğine bakalım. Evet. Ayak açısına baktık. Ayak açısını puanladık. Tırnağa bakalım. Tırnak yapısına bakalım. Ön meme bağlantısına bakalım. Süt aynasını puanlayalım. Süt aynasının yüksekliğini puanladık. Merkezi meme bağına bakalım. Meme derinliğine bakalım. Meme derinliğine. Meme başlarının yerleşimine bakalım. Ve meme başı uzunluğuna bakalım. Puanladıysak 183'ü de yavaş yavaş yerine alabiliriz. 16 numarayı puanlıyoruz. Tekrar ilk kriterimiz vücut yüksekliği. Vücut yüksekliğine bakalım. Vücut derinliğine bakalım. Sağır eğimine bakalım. Şu anda net görebilirsiniz sağır eğiminin pozisyonunu. Sağır genişliğine bakalım. Sağır genişliği. Arka ayak açısına bakalım. Arka ayak açısını puanlayalım. Tırnağı puanlayalım. Ön meme bağlantısına bakalım. Ön meme bağlantısına. Şöyle net olarak görünüyor şu anda. Ön meme bağlantısı. Süt aynasına bakalım. Şöyle bir daha bir dönsün. Süt aynasına bakalım.
Evet. Merkezi meme bağlantısına, meme bağına bakalım. Medyal ligament dediğimiz. Meme derinliğine bakalım. Meme derinliğini puanlayalım. Meme başları yerleşimine bakalım. Ve meme başı uzunluklarına bakalım. Evet. Böylelikle tamamlamış olduk. Evet. Şimdi bu hayvanımızı da çıkartabiliriz. Tamam. Şimdi kaç numara geliyor? 231 numara. Vücut yüksekliğine bakalım. Vücut derinliğine bakalım. İkisini beraber zaten rahatlıkla puanlayabiliriz. Sağrı eğimine bakalım. Sağrı eğimini puanlayalım. Sağrı genişliğine bakalım. Arkadan sağrı genişliğine baktık. Arka ayak açısına bakalım. Tırnağa bakalım. Ön meme bağlantısını puanlayalım. Süt aynasına bakalım. Süt aynasını görüyoruz şu anda. Merkezi meme bağına bakalım. Merkezi meme bağı arkadan meme üzerindeki yarık şeklinde yukarı doğru uzayan medyal ligament. Meme derinliğine bakalım. Meme derinliğine baktık. Meme başları yerleşimine bakalım. Nasıl yerleştiğine bakalım. Özellikle burada biraz dikkatli olalım. Meme başı uzunluğuna bakalım. Evet, bu hayvanımızda baktık. Gönderiyoruz. 22 numaralı hayvandayız arkadaşlar. 22 numaralı hayvanın vücut yüksekliğine bakalım. Vücut yüksekliğine bakalım. Vücut derinliğine bakalım. Vücut derinliğine bakalım. Sağrı eğimine bakalım. Sağrının durumuna, sağrının duruşuna bakalım. Sağrı genişliğine bakalım. Sağrı genişliği bizim için önemli bir kriter. Ayak açısına bakalım. Ayak açısında puanlama yapalım. Evet. Tırnağa bakalım. Tırnağı görelim. Ön meme bağlantısına bakalım. Ön meme bağlantısı. Evet. Süt aynasına, süt aynasının yüksekliğine bakalım. Süt aynasının yüksekliğini bir puanlayalım. Şöyle daha net görebileceğimiz şekilde gelsin. Evet, güzel. Merkezi meme bağına bakalım. Merkezi meme bağını görebildi herhalde bütün hakemler. Meme derinliğine bakalım. Meme başları yerleşimine bakalım. Meme başlarının yerleşimine bakalım. Meme başı uzunluğuna bakalım. Evet, puanladıysak evet, yerini alabiliriz. Tamam. Onu da gönderiyoruz. 184. 184 numaralı ineğe bakıyoruz. Vücut yüksekliğine bakalım. Vücut yüksekliğine bakalım. Vücut derinliğine bakalım. Gel kızım. Sağrı eğimine bakalım. Sağrının duruşuna. Sağrı genişliğine bakalım. Sağrı genişliği. Ayak açısına bakalım. Tırnağı puanlayalım. Tırnağın yapısını puanlayalım. Ön meme bağlantısına bakalım. Süt aynasına bakalım. Daha rahat görebileceğimiz bir açıdan. Süt aynasına bakalım. Evet. Merkezi meme bağına bakalım. Merkezi meme bağının bağlantısına bakalım. Meme derinliğine bakalım. Şu anda net görünüyor. Meme başları yerleşimine bakalım. Meme başı uzunluğuna bakalım. Evet. Tamamladıysak 184'de yerini alabiliriz. Tamam. Hadi kızım. Evet, ve final. Son hayvanımıza bakıyoruz. Son inek. 65 numarayı puanlıyoruz arkadaşlar. Vücut yüksekliğine bakalım. Vücut derinliğine bakalım. Sağrı eğimine bakalım. Sağrının duruşuna bakalım. Sağrı genişliğine bakalım. Sağrı genişliği. Evet. Arka ayak açısına bakalım. Arka ayak açısının duruşuna bakalım. Açılanmaya bakalım. Tırnak. Tırnak yapısına bakalım. Tırnağın duruşuna bakalım. Ön meme bağlantısına bakalım. Evet. Süt aynasına bakalım. Şimdi merkezi meme bağına bakalım. Meme derinliğine bakalım. Puanlayalım. Meme başları yerleşimine bakalım. Meme başı uzunluğuna bakalım. Meme derinliğine baktık. Evet. Ve meme başı uzunluğuna bakalım. Onu puanlayalım. Değerli dostlar, şu anda 11 hayvanımızın puanlamasını tamamladık. Ve bu 11 hayvanımız için arkadaşlarımız bizden bu kağıtları alacaklar.
Bunları verelim. Ben yalnız bir şunu yanlış yere yazdım. Bu bunun, bu bunun. Ona göre siz hemen toplamları yapın, bize getirin. Ben bunu da veriyorum. Şimdi biz bu arada hocalarımla beraber biraz daha size bilgi vereceğiz. O bilgileri verirken arkadaşlarımız toplamları yapacaklar. Birinci, ikinci, üçüncüyü seçeceğiz. Ve en azından böyle bir güzellik yarışması düzenlemiş olacağız. Şimdi evet. Değerli hocalarımı böyle alayım yanıma. Değerli hocam, ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yaptık ilk defa. Nasıl yani oldu? Tabii ilginç bir deneyim de oldu. Evet. Hem ekip için hem bizler için. İlginç bir deneyim oldu. Evet. İneklerimizi bir de güzellik yönünden görmek istedik. Şimdi biz genetik yönünden zaten biliyoruz. Yani genetik olarak zaten üstün ırklarla çalışıyoruz. Zaten bunların hepsi bir genetik seleksiyondan gelerek buraya yer bulan hayvanlar. Ama bir de tabii hani güzellik de önemli. Biraz makyajlı, hangisi daha makyajlı ona bakmaya çalışıyoruz. Bizim için de güzel oldu bu. Ekip için de güzel oldu. Belki de işletmelere de bu yönde de bakma kültürünü aşılayabiliriz. Bu da farklı bir bakış açısı sunabilir. Russell Life Akademi'nin dışarıya sunduğu farklı bir bakış açısı da olabilir. Aslında şöyle bir şey var. Ben şurada eklemek isterim. Güzellik, şimdi dediğiniz gibi genetik potansiyelleri belli zaten. Ben duyuluyor hocam. Genetik potansiyelleri belli hayvanların. Ama biz burada güzellik yarışması yapıyoruz. Evet. Belki mesela burada seçtiğimiz hayvan 60 litre veren hayvan, hiç seçmediğimiz, puan almayan hayvan 90 litre süt veriyor. Şimdi biz burada bunu yaptığımız zaman aslında biz hayvanlarımıza boğa seçerken, yani suni tohumlama yaparken, boğa seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi vurgulamış oluyoruz. Evet. Yani mesela ben şahsen bir hayvanı seçerken süt verimi, yağ oranı, bütün bunlara bakıyoruz. Protein oranı çok önemli. Onun yanında bence en önemli konulardan bir tanesi memelerin makineye geçer şeklinde olması. Çünkü siz 70-80 litre süt aldığınız hayvanın meme yapısı, cıdarı ortadan yarılmışsa, meme yapısı bozulmuşsa bu sefer ne oluyor? Tamamen o hayvanı sağım yapılması son derece zorlaşıyor. Hatta sağım yapmak bazı zaman mümkün olmayabiliyor. Hocam çok güzel bir etkinlik oldu. Hepimiz için farklı bir deneyim oldu. Şimdi Allah nazardan saklasın. Buradaki ineklerin hepsi sizin dediğiniz gibi 60 ile 90 litre arasında süt veren inekler. Tabii burada ikinci laktasyon, birinci laktasyon ve dördüncü laktasyon, beşinci laktasyon inekler de var. Vücut yapısında değerlendirirken biz de onu değerlendirdik. Seyircilerimiz de ona baksın. Hani bazısının memesi aşağı sarkmış ama bu dördüncü laktasyondur. Kimisinin sağrı eğimi aşağı inmiş. Bu biraz daha yaşı ileri olduğu için inmiş olabilir. Belki de o hayvan ikinci laktasyonda baksaydık çok daha iyi puan alacaktı. Ama buradaki amacımız hem bir etkinlik olsun, bizim için keyifli bir iş olsun, hem de izleyicilerimiz de bir ineğin nelerine bakılması gerektiğini, sütlü ineklerden nelere bakmamız gerektiğini de görmüş oldu. Ben böyle bir yarışma yapmak sizin aklınıza geldi. Ben çok memnun oldum. Çok da heyecan duyduk. Çok da keyifli oldu bizim için. Aynı zamanda hocamın dediği gibi Russell Life Akademi'nin de böyle bir eğitim kültür bir şeyi olmuş oldu. Çok güzel oldu. Şimdi teşekkür ederiz. Aslında sizin ortamınız çok güzel. Yani doğumhane 3 bölümden oluşuyor. Sanki bu doğumhane aynı zamanda gösteri için yapılmış. Yani koyun şu tarafa tribünü. Yani belediyeden alalım, buraya tribünleri koyalım. İnsanlar otursun burada. Gelin burada şampiyona yapalım. Ama tabii ki burası ari çiftlik olduğu için biz buraya zaten dışarıdan hayvan getiremeyiz. Ama burada bizim Türkiye'mizde mutlaka işte benim her zaman kızdığım, eleştirdiğim bir konu var. Türkiye'de tarım ve hayvancılık fuarları adı altında fuarlar yapıyoruz. Maalesef hayvan koymuyoruz. Neymiş? Hayvan kokarmış, şuymuş buymuş. Ya adı üstünde tarım ve hayvancılık fuarı diyorsun hocam. Yani oraya o hayvanı götürmüyorsan, orada şov yapmıyorsan, orada gösteri yapmıyorsan ve o hayvanı pırıl pırıl yapıp tırnaklarını cilalamıyorsan, pudrasını sürmüyorsan, kırkımını güzel yapmıyorsan, tüylerini temizlemiyorsan anlamı yok. Burada bir şeye ben özellikle değinmek istiyorum. Şimdi biz özellikle burada 200 tane sağmal inek var ve bu ineklerin içinde çok güzel hayvanlar var. Ama biz özellikle madem biz genetik için oynuyoruz, madem biz genetik için bakıyoruz, özellikle yüksek süt verimler arasından güzeli seçmek istedik. Çünkü neticede o yüksek verimli hayvanı seçtiğimiz zaman
O bizim aslında gen hedefimiz oluyor. Yani biz onu hedefleyeceğiz. Biz o hayvanı seçerek hem genetik potansiyele sahip, yarın bir gün diyelim ki burada bir açık arttırma oldu ve biz bir hayvanımızı satıyoruz. Türkiye'de genetik bankaları daha oluşmadı ama inşallah bir gün gelecek, bu tür çiftliklerin çoğalmasıyla birlikte genetik bankalar oluşacak. Genetik firmaları ortaya çıkacak. Onlar çıktığı zaman ortaya işte biz en iyi ineğimizi açık arttırmada satma imkanını bulacağız. Bugün İngiltere'ye gittiğiniz zaman, Almanya'ya, Fransa'ya gittiğiniz zaman genetik verimliliği yüksek ve aynı zamanda görsel görüntüsü yüksek hayvanların fiyatları 50 bin eurolardan başlıyor, 250 bin eurolara kadar gidiyor. Tabii ki bir inek bunun bedelini ödemeyebilir ama siz ona flashing yaparak embriyo transferi yaparsanız işte onu da genetik bankaları bir şekilde çözüyor, halledebiliyorlar hocam. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz tabii ki. Özellikle bu genetik çalışmalar ve embriyo transferlerinin artık yapılabilir hale gelmesiyle ülkemizde de yapılıyor bunlar. Çeşitli veteriner fakültelerinde zaten hali hazırda yürüyen çalışmalar var bu konuda. İşin üreme kısmından ziyade genetik kısmını daha çok ön plana çıkarttılar. Yani doğru embriyoyu seçmek, doğru embriyoyu atmak ve ilerideki hedefe yönelik bir planlama yapmak bizim için her şeyden daha önemli. Daha önemli, evet. Yani şimdi dediğim gibi biz bunu birçok sefer, ben biliyorsunuz koyun yarışmaları düzenledim, koç yarışmaları düzenliyorum. Bunun Türkiye'de yerleşmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama şunun gururunu yaşıyorum, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Evet, panayırlarda bir takım hayvan seçimleri oluyordu. Geçmişte ben onlara da gittim ve çok üzülerek seyrediyordum. Çünkü hayvanın memesine bakıyorlar, dev gibi memesi diyorlar ama ön memeler ufacık, arka memeler dev gibi. Bu maalesef puan kaybı. Yani biz ön memelerinde, ön loblarında arka loblar kadar süt vermesini istiyoruz. Bir hayvanda 4 tane bölüm var. Yani meme bölümü var. Bu 4 bölümünde eşite yakın miktarlarda süt vermesi bizim için önemli. Yüksek verimlilik alabilmemiz için bunun gerçekleşmesi lazım. Ve yüksek verimli hayvanlarda en büyük yaşadığımız, eskiden yaşadığımız sorunlar, benim yaşadığım, ben bu çiftlikte görmedim yani çok fazla görmedim. En büyük sorun memenin çok fazla büyümesi neticesinde orta duvarın yırtılması oluyor. Orta duvar yırtıldığı zaman da maalesef bir takım sıkıntılara sebep oluyor. Evet. Siz daha iyi yani evet, biz ona median ligament rupturu diyoruz. Yüksek süt verimli ineklerde, yaşlanan ineklerde vakum etkisiyle beraber hele bir de gebelikler biraz ödemli geçmişse oralarda kopmalar meydana geliyor ve o genel verimi bozucu bir hal alıyor ve ineğin sürüde kalma süresini, yaşını, yılını etkiliyor. Bu bizim için aslında en önemlisi, çünkü biz damızlık üreten bir işletme değiliz maalesef. Tabii değiniriz buna başka konuşmalarda bu minvalde ama belki ineklere güzellik olarak da bakabilmek, aslında sürü içerisinde uzun süreli o ineği tutabilmekle de bir farkındalık yaratacak. Çünkü bizim damızlık kaybetme şeklinde bir lüksümüz yok. Evet hocam, heyecanla bekliyoruz. Evet. Dostlar, heyecanla bekliyoruz. Şu anda hangi hayvanımız birinci olacak, hangisi ikinci, hangisi üçüncü olacak? Önce üçüncüden başlayacağız. Az sonra arkadaşlar geliyor ve derecelendirmeyi yapıyoruz. Hadi arkadaşları bekleyelim diyoruz. Dostlar, hakem heyeti topladı ve şu anda 3 numaradan başlıyoruz. Evet hocam, tamam mı? Heyet, evet, tamam mı? Puanlar geldi. Evet. Şimdi yapılan değerlendirmeler kontrol edildi. 83 numara 3. oldu. 3. oldu. Evet, 83 numarayı gönderelim. Evet dostlar, müthiş bir heyecan var. Şimdi 83 numara geliyor. Evet. Alkışlıyoruz 3 numarayı hep beraber. Evet, 3 numara, heyecanlanma fazla. Evet, gördüğünüz gibi cıdarı büyük, yani yüksek, genişlik iyi. Gerçekten maşallah güzel bir hayvan. Allah nazarlardan saklasın. Bu arada değerli dostlar, sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Numaraları söylemiştik, mutlaka mesaj atın. Evet, şimdi bu 3 numaramızı gönderiyoruz alkışlarla. Dostlar, heyecan dorukta. Şu anda 2 numarayı öğreneceğiz. 2 numarayı getiriyoruz. Evet başkanım, 2 numara hangisi? 187 numarayı alacağız. 187 numarayı getiriyoruz. 2 numara 187. Evet, alkışlarla 187'yi getiriyoruz. Evet, maşallah, subhanallah. Vallahi ne söyleyeyim, bu benim gönlümde birinciydi. Onu da söyleyeyim yani, kendi şeyimi söyleyeyim.
hakikaten tipik bir Avrupa Holstein'ı. Bunu özellikle söylemek istiyorum hocam. Tipik bir Avrupa Holstein'ı. Tüyleri harika. Şu anda seçimi güzelliğe göre yapıyoruz. Bakın süt verimine göre değil. Bu hayvanların süt verimi 60 litre ile 90 litre arası. Ama biz şu anda seçtiğimiz hayvanların güzelliğine bakıyoruz. Genel yapısına bakıyoruz. Evet, alkışlarla 2 numarayı alıyoruz. Aynı zamanda bu çiftliğin genetik yapısını da ortaya koymuş oluyoruz. Evet. Şimdi değerli dostlar, heyecan dorukta 1 numara gelecek ama izlemeye devam edin. 1 numaradan sonra da biz mansiyon ödülü alan, yani en yüksek genetik potansiyele sahip 90 litrelik süt ineğini de size göstereceğiz. Ama gösterirken maşallah demeyi unutmayın lütfen. Hadi şimdi 1 numarayı başkanımızdan öğrenelim. 1 numara 184 numara. 1 numara 184 numara. Evet, alkışlarınızla 184 numara geliyor. Hay maşallah, maşallah. Evet, yani demek ki hakem heyeti de hemen hemen aynı tarz çekmiş. Bakın, burada özellikle söylemek istiyorum. Mükemmel bir meme yapısı var. Maşallah, subhanallah. Bakın, görün, hem ön hem arka memeler tam bir makineye uygun. Sırt dümdüz. Kafa yapısı Roma yapısı dediğimiz Roman burnuna sahip. Roman burnuna sahip. Boynuzlar mükemmel şekilde eritilmiş. Bakın, boynuz olduğu takdirde güzellik yarışmalarında puan kaybına uğruyor. Burun yapısı tam bir Holstein Friesian özelliğini taşıyor. Evet, şöyle hayvanımızı bir daha biraz daha görelim. Şöyle bir numara. Evet, şu anda bir numarayı görüyoruz. Evet arkadaşlar, alkışlarla bir numarayı alıyoruz. Şimdi alalım. Şimdi bir numarayı da aldık. Bu kesinlikle bana göre bu hayvanın embriyo transplantı yapılması lazım, evet, hocam. Uygundur. İnanın bana, embriyo transplantı yapılması lazım. Ve benim gözümde bu hayvan çok değerli. Şimdi değerli izleyiciler, değerli dostlar, biz demiştik ki en başta 60 litre ile 90 litre arası hayvanlar var dedik. Ve biz onların genetik potansiyeline göre değil, güzelliğine göre seçtik. Ama bütün bu hayvanların hepsi değerli. Bu 11 tane hayvanın hepsi yüksek verimli hayvanlar. Fakat şimdi mansiyon ödülü vereceğiz. Mansiyon ödülünü kime vereceğiz hocam? 226 numaraya veriyoruz. 226. Niçin vereceğiz? Onu da söyleyelim. Bu işletmedeki en yüksek, en rekortmen inek olduğu için ona veriyoruz bu ödülü. Evet. İşletme rekortmeni geliyor. Evet. İşletme rekortmenini gönderelim buraya. Ve size niçin güzellikte puan almadığını da söyleyeceğim. Şimdi işletme rekortmeni geliyor. Evet. Hadi bakalım. Kızım, alkışlayalım lütfen. Alkışlarla maşallah. İşletme maşallah demeyi unutmayalım. Maşallah, subhanallah. Tü 41 kere maşallah diyelim. Evet hocam, bunu anlatır mısınız bize bir? Şimdi bu inek gerçekten güzel bir inek. Ama yani süt verimi yüksek, doğurganlığı yüksek. Herhangi bir problem yaşamamış bugüne kadar. Başarılı bir verim özelliği var. Ancak tabi bir güzellik yarışması. Siz de dikkat çektiniz. Boynuzlar kısmından problem yaşıyor. Boynuzları oradan gösterelim. Boynuzlar kaybetti. Kısmından puan kaybetti. Boynuzlardan kaybetti o puanı. Bir de sırttaki o kamburluktan. Sırttaki şuradan kaybetti. Bakın. Şuradaki şu gördüğünüz, oradan dolayı puan kaybetti. Ama mükemmel meme yapısı var. Yani meme yapısını söyleyelim. Güzel bir meme yapısı var. Ama her güzelin bir kusuru var. Kusuru vardır, değil mi? Doğru. Zaten belki nazar değmesin diye de böyle olması daha iyi. Yani o boynuzlar iyi ki var diyorum. Evet. Çünkü direkt olarak hani nazarda böyle değmesin diye şeye bakarsınız ya. Ona bakıyoruz. Evet sevgili dostlar, bir yarışmanın sonuna daha geldik. Mükemmel bir yarışma oldu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Ben hocalarıma ve değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da çok heyecanlandılar. Bütün ekip müthiş heyecanlandı. Burada çiftliğin çalışanları da bize çok yardımcı oldular. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Ve sevgili dostlar, bu programı kaparken her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, inekleriniz, danalarınız, mandalarınız, tüm hayvanlarınız, sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.
Müzik